Şimdi bu siz kendiniz olun. Ya silah ya para dediği zaman ne der? Silah versen rızası alır. Para üzerinde yoğunlaşırsın. Yüzbaşım 10 lira var param, açlık param yok. O da bana anca harcık. Ulan terbiyesiz git önünü çal. Aynen böyle, bak şimdi inanırsınız gelmez. Ama durum bu. 50 lira. Hadi 20 lira bulmaya çalışayım. Yok 40 yap. Aynen böyle pazarlık. Ahmet'im. Erdeneli yüzbaşı servet. Bugünlere getirene bunlar işte. Maalesef. Peki Ahmet amcacığım. Hani Akif'e bir laf söylemişler. Milletine son sözü ne diye? O da ya Rabbi bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırma ya Rabbi demiş. Ahmet Er amcamızın bu milletten söyleyeceği şöyle kısaca sözleri yerim az kaldı. Evet, bir Ahmet Er geldi bu efendim, dünyaya ve sizden şöyle, şunu istiyor. Anladım, anladım. Şimdi şu. İnsanlık vahiyden kaçıyor. Biz Cumhuriyet'ten sonra vahyin kapısını kapattık. Çocuklar mağacı oldu, lelinci oldu, şu oldu, bu oldu. Onun için dünyada her şeyde Allah var. Her şeyde. Mesela aldığımız ilaç var ya, orada da Allah var. Nasıl var? O ilacın ham maddesine o özelliği veren Allah-u Teala'dır. O özelliği bulup çıkaran, doktoru, aklı veren yine Allah'tır. O bakımdan yani milletime değil, bütün insanlara sesleniyorum. Acele etsinler. Bütün insanlığa gelmiş olan Peygamberimizin yoluna düşsünler. Ve bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırlar. Dünyada komünizm denendi, insan fıtırı olmadı, görüldü ve terk edildi. Bugün kapitalist sistemde insan fıtratı uygun değildir. O da terk edilecek. Benim bütün tahminlerim ve görüşüm dünya yeni bir medeniyete doğru hazırlanıyor. Medeniyetler İttifakı bütün dünya Müslümanlarını pasifize eder, korkuyor. Dünya yeni bir medeniyete doğru hazırlanıyor. Doğmakta olan medeniyet Türk İslam medeniyeti. Çökmekte olan medeniyet de bugünkü medeniyetimizdir. Bugünkü medeniyetimiz insanın fıtratını ölçmeden, bilmeden yola çıktı. Hürriyet ararken köleliğin ağırlamıştı. Adalet ararken zulmün ağırlamıştı. Muhabbet ararken kin ve nefretin ağırlamıştı. Onun için bugünkü medeniyet insanı insan yapan değerlerden çok uzaktır. Yeni bir medeniyet boşluğu var dünyada. Yani dünyadaki bütün bu şakartıları, Suriye'nin, Mısır'ın, Cezayir'in, şunun bunun, Amerika'nın, Türkiye'nin, bütün dünyanın sallantısı budur. Sosyal bir zelzele, manevi bir zelzele bütün dünyaya sarsıyor. Bunun sebebi İnsan fıtratına uygun yer bulamadı. Dünya insanı insan yapan değerlere kavuşturmaya dünyamız müsait olduğu halde dünyamız ahiretin tarlası misafirhane olduğu halde bazı sınırların zorlanmasıyla hapishane, tımarhane, meyhanane getirilmiş bir dünya var. Ve bu Samiri, bunu biliyorsunuz Samiri'yi, Samiri Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gidince altınları topladı cemaatimizin önünden, bir buzağı yaptı, heykel yaptı.
Büyürüyordu buzağı. Samire'nin ruhsuz, cansız buzağısını benzeyen bir medeniyet var karşımızda. Efendim, yani şu anda ben sizleri yeni bir medeniyetin öncüleri görüyorum. Çökmekte olan bir medeniyeti şahitler olarak görüyorum. Siz kardeşlerim. Evet, bir medeniyet çöküyor. Ve bir medeniyet de doğuyor. Bunu sakın keramet kabul etmeyin. İki kere iki kaç eder. Bunun cevabı kadar kolay bu. Söylediğim husus. Neden öyle? Çünkü insan, insan yapan değerlerden uzaklaşmıştır. Daha da uzaklaşıyor. Kur'an-ı Kerim'deki beyanıyla hayvandan daha aşağı noktaya iniyor. Evet. Evet. Şöyle yerimiz